Kamer Suresi. Bir günahkarların cezaları. İki her şey, ile ilgili kıraatler ve buna dair naiv açıklamaları, üç eşyanın takdiri ile ilgili ehli sünnetin kanaati, dört kadere iman etmeyenler, kaderi yalanlayanlar, Kamer Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Cumhur'un görüşüne göre tümüyle Mekke'de değilmiştir. Mu katıl yüce Allah'ın, yoksa onlar, biz birbirine yardım eden bir topluluğuz mu diyorlar. El-Kamer, 54 bölü 44 buyruğundan itibaren, kıyamet daha büyük bela ve daha acıdır. El-Kamer, 54 bölü 46 buyruğuna kadarki 3 ayet müstesnadır, demiştir. Ancak ileride geleceği üzere bu sahih bir rivayet değildir. 55 ayet-ı kerimedir. 1. Bir. Birinci, o saat yaklaştı ve ay yarıldı. İkinci, eğer bir ayet görseler yüz çevirirler ve, devam edip giden bir büyüdür, derler. Üçüncü, hem de yalanladılar ve hevalarına uydular. Halbuki her işin kararlaştırılmış bir vadesi vardır. Dördüncü, andolsun, onlara kendisinde ah koyucu özelliği olan haberler gelmiştir. Beşinci, en üstün seviyede ve yeterli bir hikmettir, o. Uyarılar ise fayda vermiyor. 6.0 halde onlardan yüz çevir. O günde o çağırıcı bilinmedik bir şeye çağırır. 7. Gözlerinden zilletleri okunarak, darmadağın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. 8. Davetçiye hızlıca koşarak kafirler, bu zorlu bir gündür, derler. O saat yaklaştı ve ay yarıldı. Yani kıyamet yaklaştı. Bu da daha önceden açıklamış olduğumuz gibi Yüce Allah'ın, yakıtı olan, kıyamet günü, yaklaştıkça yaklaştı, N-E-C-M, 53 bölü 57, buyruğu gibidir o halde o geçmiş olan zamana nispetle oldukça yakın demektir. Çünkü Katade'nin, Enes'ten rivayet ettiğine göre dünya ömrünün büyük bir bölümü geçmiş bulunmaktadır. Bu rivayete göre Enes, R. A. şöyle demiştir, Resulullah, saf güneşin batmak üzere olduğu sırada bir hutbe ayret elti ve şöyle buyurdu, sizin dünyanızdan, üzerinden, geçen zamana oranla geriye kalan bölümü, ancak bugünden geçen süreye göre geriye kalan gibidir. O sırada biz güneşin ancak çok az bir bölümünü görebiliyorduk. 2. Kabile ve EHB de şöyle demişlerdir, dünyanın ömrü, 6000 yıldır. VEHB dedi ki, bunun beg 1600 yılı geçmiş bulunmaktadır. Bunu da en nehas zikretmektedir. Ve ay yarıldı, ay da yarılmış bulunmaktadır, demektir. Huzeyfe bu ayeti kerimeyi, o saat yaklaştı ve ay yarıldı, şeklinde, fazlasıyla okumuştur. İlim adamlarından bir çoğunluk da bu şekilde okumuşlardır. Ayrıca Bit Buhari'nin sahihinde ve başka eserlerde İb Mesud, İbn Ömer, Enes, Cüberbe, Mutim ve Tbn Abbas, R.A.N.Hanu'dan gelen bir rivayet olarak da sabit olmuştur. 3. Enes'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir, Mekkeliler peygamber, Sav'dan bir ayet, bir mucize, istediler. Bunun üzerine Mekke'de ay iki kere yarıldı. İşte, o saat yaklaştı ve ay yarıldı, buyruğundan itibaren, devam edip giden bir büyüdür, buyruğuna kadar olan buyruklar bunun üzerine nazil oldu. Devam edip giden, süre giden demektir. Ebu İsa Tirmizi dedi ki, bu Hasan, sahih bir hadistir. 4. Buhari'nin lafzı ile rivayette Enes şöyle demiştir, ay iki parçaya ayrıldığı, 5. bir kesimde, henüz ayın yarılması gerçekleşmiş değildir bu gerçekleşmesi beki enen bir olaydır, demiştir. Kıyametin kopmasının ve ayın yarılmasının zamanı yaklaşmıştır, demektir. Kıyamet kopacağı vakit sema ve içinde bulunan ay ve diğer şeyler yarılmış ve çatlamış olacaktır. Ey Kuşeyri de böyle demiştir. Elma verdiğinin naklettiğine göre bu cumhurun görüşüdür. O ayrıca şöyle demektedir, çünkü ay varılacağı vakit, onu görmeyecek bir kimse kalmayacaktır. Buna sebep ise, bunun bir ayet mucize, alamet ve belge olmasıdır. Ayetlerin görülmesi noktasında insanlar birbirine eşittir. El Hasan dedi ki, kıyamet yaklaştı. Kıyamet geleceğinde ikinci defa sura üfürülmesinden sonra ay yarılmış olacaktır. Ve ay yarıldı, buyruğunun, iş açıklık kazandı ve ortaya çıktı, anyamına geldiği de söylenmiştir, Araplar açık ve seçik olan hususlara ayı misal verirler. Şair şöyle demiştir ey anamın oğullan, bineklerinizin göğsünü doğrultunuz, çünkü ben sizden başka bir kabileye daha çok meylediyorum. Çünkü artık ihtiyaçlar baş göstermiş gece ise aylıdır. Kat edilecek mesafeler için binekler ve yükler bağlanmış bulunuyor. Ayın yarılmasının karanlık esnasında doğması ile karanlığın yarılması, ortadan kalkması anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu da sabaha, felak denmesine benzer. Çünkü bu durumda karanlık, üzerinden açılıp dağılmaktadır. Nitekim sabahın infilakı, ayrılması, inşikağı, yarılıp, ayrılması diye de ifade edilir. En Nabiam şu beyitinde olduğu gibi. Onlar bir uğultu ile birlikte geri dönüp gittiklerinde sabahın yarılması sırasında bir davetçi çağırdı bizi. Derim ki, adalet sahibi Ahatrevilerin nakli ile ayın Mekke'de varıldığı sabit olmuştur. Kur'an'ın buyruklarının zahirinden anlaşılan da budur. Bu mucizede büyün insanların eşit olması da gerekmez. Çünkü bu bir gece ayeti, mucizesi, idi. Ayrıca peygamber, sav ı ne meydan okuması esnasında ondan iddiasını ispatlamasının istenmesi üzerine gerçekleşmiştir. Rivayet edildiğine göre Hamza B. Abdülmuttalib, Ebu Cehil'in Resulullah, sav peygambere sövmesi üzerine öfkelenip Müslüman olunca kendisine, imanında yakinini arttıracak bir mucizeyi göstermesini istemiştir. Daha önce de belirtildiği gibi sahit kendilerine bir ayet, mucize, göstermeyi bizzat imekkelilerin istedikleri de kaydedilmiş bulunmaktadır. Bunun üzerine o da onlara İBN Mesud ve başkalarının rivayet ettiği gibi ayın iki parçaya varıldığını gösterdi. 6. Huzeyfe'den rivayete göre o, Medain'de bir hutbe ayred etmiş ve sonra şöyle demiştir, şunu bilin ki, kıyamet oldukça yaklaştı ve ay peygamberiniz, sav, ıne döneminde yarılmış bulunuyor, 7. İfadede takdim ve tehir olduğu ve takdirin şöyle olduğu da söylenmiştir, ay yarıldı ve kıyamet yaklaştı. Bu açıklamayı İBN Kesan yapmıştır. Daha önce El Ferra'dan söyle dediğini de nakletmiştik, şayet iki fiil anlam itibariyle birbirine yakın ise herhangi birisini üne alabilir, diğerini sonraya bırakabiliriz. Bu açıklamaları Yüce Allah'ın, sonra yaklaşıp sarktı. N.E.C.M. 53 bölü 8 buyruğunu açıklarken nakletmiştik. Eğer bir ayet görseler yüz çevirirler. Bu, onların ayın varıldığını gördüklerine delildir. İbn Abbas dedi ki, müşrikler bir araya gelerek Resulullah, sav ne yanına gittiler ve, şayet sen doğru söylüyor isen haydi ayı ikiye ayır da biz de onu görelim, dediler. Liu'nun yarısı Ebu Kubeys tepesi üzerinde, yarısı da Kuaykan lepesi üzerinde olsun dediler. Resulullah, Sav kendilerine, bunu yaparsam iman edecek misiniz? diye sordu. Onlar, evet dediler, gece dolunay gecesiydi. Resulullah, Sav, Rabbinden istediklerini kendisine vermesini diledi. Gerçekten de ay iki parçaya ayrıldı. Resulullah, Sav da müşriklere, ey filan, ey filan şahit olun, diye seslendi. 8. İBN Mesud'un rivayet ettiği hadiste ise söyle denilmektedir. Resulullah, Sav döneminde ay ikiye ayrıldı. Kureyşliler de, bu Ebu Kevşe'nin oğlunun büyüsünden dolayı böyledir. O sizi büyülemiş bulunuyor. Bundan dolayı yolculuktan dönecek olanlara sorunuz, dediler. Yolculuktan dönenlere sordular. Onlar da, biz ayın varıldığını gördük, dediler. Bunun üzerine, o saat yaklaştı ve ay yarıldı, eğer bir ayet görseler yüz çevirirler, buyruğu i n 9, yani onlar Muhammed, a, s, i doğruluğuna delalet eden bir ayet, mucize, görecek olsalar, iman etmekten yüz çevirirler. Ve, devam edip giden bir büyüdür, derler. Bu tabir Arapların bir şey geçip gittiğinde kullandıkları, o şey geçip gitti, tabirlerinden alınmıştır. Bu açıklamayı Enes, Katade, Mücahid, El Ferra, El Kisai ve Ebu Übeyde yapmıştır. Enne hasta bunu tercih etmiştir. Ebu Aliye ve Ede hak de, muhkem, güçlü ve çetin demektir, diye açıklamışlardır ki, bu da güç ve kuvvet anlamına gelen gelmektedir. Nitekim şair Lakit şöyle demiştir. Nihayet eğriliğe rağmen sağlam kararını verdiğinde gerçekten karan sağlamdı, ne dilinde tutukluk vardı, ne de yumuşak ve zelildi. El-Ahbeş'te, bu, halatın iyice eğilip bükülmesi demek olan, alınmıştır. Bunun, acı, anlamındaki, den geldiği de söylenmiştir. Mesela, o şey acı oldu, acıdı, demektir, şeklinde muzariinde, mim, harfinin üstün okunması da aynı şekildedir. Acılık, demektir. Bu şekilde olana, acı, denilir. Bu işin başkası tarafından yapılmasını anlatmak üzere de diye kullanılır. el er devam edip, giden ve etkili olan, diye açıklamıştır. Yeman geçip giden, Ebu Übeyde batıl diye açıkladığı gibi, devamlı, sürekli diye de açıklamıştır. Şair de şöyle demiştir. Ve dost doğru hiçbir şey üzerine daimi, sürekli ve devamlı, değildir. Biri ötekine benzer, diye de açıklanmıştır. Yani Muhammed, sav, ı nefiilleri hep bu şekilde sürüp gitmiştir. O, gerçeği olan hiçbir şey getirmemiştir. Aksine bütün yaptıkları gösterdiği hayallerden ibarettir. Yerden semaya doğru geçip gitmiştir anlamında olduğu da söylenmiştir. Hem de bizim peygamberimizi yalanladılar ve nevalarına, sapıklıklarına, kendi seçip tercih ettikleri şeylere uydular. Halbuki her işin kararlaştırılmış bir vadesi vardır. Amel eden herkes ile ameli karar kılar. Hayır cennette onu işleyenlerle birlikte karar kılar, şer de cehennemde onu işleyenlerle birlikte karar kılar. Kararlaştırılmış bir vade, anlamı verilen lafzı şeybe, kap harfini üstün olarak diye okumuştur. Yani her bir şeyin herhangi bir öne alınış ya da sonraya bir akılış süz konusu olmaksızın gerçekleşeceği yüzeği bir vakti vardır. Ebu Cafer b. Elka, kadan kaf harfi ile le harfini kesreli olarak, diye okuduğu rivayet edilmiştir. Bu durumda o ikinci kelimeyi, enir, işin sıfatı yapmaktadır. Buna göre, her, lafzının mülkteda o yayırak meyfu gelmiş olması, haberinin de hasfedilmiş olması mümkündür. Şöyle buyurulmuş gibi olur, Unmul kitapta kliv Mahfuz'da, karar bulmuş her bir emir mutlaka gerçekleşecektir. Saat kıyamet, lafzına atıf ile merfu olması da mümkündür. O zaman da anyım şöyle olur, kıyamet ve gerçekleşmesi kararlaştırılmış her bir iş yakınlaştı. Yani kıyamet gününde işlerin karar bulacağı vakitle yaklaşmış bulunmaktadır. Kararlaştırılmış bir vadesi, anlamındaki lafzı merfu, olarak okuyanlar da bunu, her, lafzının haberi olarak böyle okurlar. Andolsun onlara, kabul etmeleri halinde küfürlerini sürdürmelerini engelleyecek şekilde, kendisinde alıkoyucu özelliği olan, bazı, haberler gelmiştir. Bundan dolayı Yüce Allah onlara kendisine ihtiyaç duyacaklarını ve kendilerine şifa teşkil edeceğini bildiği hususları hatırlatmıştır. Yoksa söz konusu edilecek daha başka çok şeyler ele vardır. Onun bize anlattıkları, bizim kendisine ihtiyaç duyduğumuzu bildiği şeylerdir. Bunun dışındaki şeyleri bize söz konusu etmemiştir. İşte Yüce Arıyah'ın, andolsun onlara. Özelliği olan haberler gelmiştir, buyruğu bunu anlatmaktadır. Yani Yüce Allah bu kafirlere geçmişteki ümmetlerin haberlerinden, kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberleri getirmiştir. Alıkoyucu özelliği olan, lafzının asli, şeklinde olup, t, harfi, dala dönüştürülmüştür. Çünkü, t, hemsli bir harf, z, ise cer, açıklayıcı, sıfatına sahih bir harftir. Bundan dolayı, t'nin yerine mahreci itibariyle kendisine uygun, dal, harfini getirmiştir. Bu, dal, lırfi cer sıfatında da, z harfine uygun bir harftir. Bu lafız, alıkoymak, vazgeçmek anlamına gelir. Onu alıkoydu, vazgeçildi bir, denilir. Da vazgeçti, anlamındadır, onu ben alıkoydum, vazgeçirdim, o da vazgeçti, demektir. Nitekim şair şöyle demiştir. Süslenmeye gerek duymayacak kadar güzellerin o istekleri, onu nevasının peşine gitmekten alabildiğini alıkoydu. Yıldız bu lafız, ifşıl, vezni n'deki, t, y, z'ye dönüştürüp, z'yi de yine ona i'de gam etmek suretiyle, diye de okunmuştur. Bunu ez mahşerî nakletmiştir. En üstün seviyede ve yeterli bir hikmettir, buyruğunda kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Bu da yüce Allah'ın, kendisinde alıkoyucu özelliği olan, buyruğundaki, den bedeldir. Hasfedilmiş bir mübtedanın haberi de olabilir. O, bir hikmettir, demek olur uyarılar ise, onlar yalanlayıp muhalefet ettikleri takdirde, fayda vermiyor. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, o ayetler ve korkutmalar iman etmeyecek bir topluluğa fayda vermez. Yunus, 10 bölü 101, buna göre bu buyruktaki, nefi, olumsuzluk, edatıdır. Uyarıp korkutmaların onlara faydası olmaz demektir. Bunun azarlamak anlamında bir soru olması da mümkündür. Yani onlar uyarıp korkutmalardan yüz çevirmeleri halinde, bunların kendilerine ne faydası oyur ki? Uyarıp korkutmalar, lafzının uyarıp korkutmak anlamında olması mümkün olduğu gibi, nezir, uyarıp korkutandın çoğulu olması da mümkündür. O halde onlardan yüz çevir. Onlara iltifat etme. Bunun, cihadı emreden, kılıç ayetiyle neş olduğu söylenmiştir. Bir görüşe göre ifade burada tamam olmaktadır. Daha sonra Yüce Allah, o günde o çağırıcı bilinmedik bir şeye çağırır, diye buyurmaktadır. Bu buyruktaki, o günde, buyruğunda amel eden, kabirlerinden çıkarlar, El Kamer, 54 bölü 7, buyruğu, yahutla, zilletleri okunarak, anlamındaki lafız ya da, o günü hatırla ki, takdirinde hasfedilmiş bir fiildir. Bir diğer görüşe göre ise, nasb ile gelmesi, F harfinin hasfi ve emrin cevabındaki ameli dolayısıyladır. Buna göre de ifade, sen onlardan yüz çevir, çünkü onlar için Çağman'ın çağıracağı o gün vardır, takdirindedir. Bir baga açıklamaya göre, ey Muhammed, sen onlardan yüz çevir. Çünkü sen onlara karşı delilini ortaya koymuş bulunmaktasın ve sen, onları davetçinin çağıracağı o gün bir görsen yedi, demektir. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir, kıyamet gününde sen onlardan yüz çevir, onlara ve hallerine dair bir şey sorma. Çünkü onlar, bilinmedik bir şeye, çağırılacaklar ve onlara büyük bir azap isabet edecektir. Bu da, bir kimseye pek büyük bir işi haber verdiğimiz vakit, filanın başına geleni hiç sorma. Demeye benzer. Bir başka açıklamaya göre, davetçinin davet edeceği o günde her bir iş karar bulmuş olacaktır, demektir. İBN kesir, bilinmedik, anlamındaki lafzı, kef, harfini sakin olarak, diye okumuştur. Diğerleri bu harfi ötreli okumuşlardır. Bunlar iki ayrı söyleyiştir. Zorluk ve iş, meşguliyet kelimelerinde olduğu gibi. Lafız olarak pek korkunç ve büyük iş demek olup bu da kıyamet günüdür. Çağırıcı, davetçi ise İsrafil a.s.'dır. Mücahid ve Kayed'den, kef harfi esreli ve harfi üstün meçhul bir fiil olarak diye okudukları da rivayet edilmiştir. Gözlerinden zilletleri okunarak buyruğunda geçen, gözlerdeki zillet, boyun eğmek ve zelil olmak demektir. Bu zilletin gözlere izafe edilmesi izzetinde, zilletinde etkilerinin insanın bakışında görülmesinden dolayıdır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, gözleri zilletle bakacaktır, en naziat, 79 bölü 9, zilletten boyunlarını bükmüş, göz ucuyla gizlice baktıklarını görürsün. şura, 42 bölü 45 bir kimsenin zelil olmasını anlatmak üzere denilir. Gözünü sakındırdı, öteye, ileriye bakamadı, önüne baktı gibi. Hamza, El-Kisai ve Ebu Amr, zilletleri okunarak, anlamı verilen lafzı, h harfinden sonra, elif ilavesi ile, diye okumuşlardır. İsmi failler eğer çoğul, isimlerden önce zikredilecek olurlarsa, tekil olarak gelmeleri caizdir gözlerinden zillet okunarak, gibi, müens olarak gelmeleri de caizdir. Bu da, gözleri önlerine eğilmiş olarak, el kalem, 68 bölü 43 buyruğunda olduğu gibidir, çoğul olarak gelmesi de mümkündür. Buradaki, gözlerinden zilletleri okunarak, buyruğunda olduğu gibi. Şair de söyle demiştir. Ve iyat be, nizar be, mid oğullarından güzel yüzlü genç delikanlılar. Zilletleri okunarak, lafzı, zelil, lafzının çoğuludur. Nasb ile gelmesi ise, onlardan, lafzındaki, he, ve, mim, onlardan, hal olduğundandır. Yani onların halini bildirir. Bundan dolayı bu takdire göre, onlardan, anlamındaki, i hafız üzerinde vakıf yapmak güze olmaz. Bununla birlikte, çıkarlar, buyruğundaki zamirden hal olması caizdir. O takdirde, onlardan, lafzı üzerinde vakıf yapılabilir mültıda ve haber olmak üzere, güzlerinden zilletleri okunur, diye de okunmuştur. Cümlenin Ayarab'daki mahalli ise, hal olarak nasptır. Şairin şu mısrağında olduğu gibi. Ben cömertlik ve lütfü onun yanında hazır iki şey olarak gördüm. Darmadağın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Buyruğundaki kabirler demek olup, tekilidir. Davetçiye hızlıca koşarak. Bir başka yerele de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, bugün insanlar darmadağın pörvaneler gibi olacak. El-Karya, 101 bölü 4, o halde bunlar iki ayrı zamanda, iki ayrı niteliktir. Bunların birincisi kabirlerden çıkış esnasındadır. İnsanlar dehşete kapılmış olarak nereye gideceklerini bilmeyerek kabirlerinden çıkacaklar, birbirlerine karışacaklar. İşte o vakit onlar maksat olarak gözettiği belli bir gün olmaksızın darmadağınık pörvaneler gibi biri diğerinin içine girecektir, karışacaklardır. İkincisi ise davetçinin seslenişini duyacakları vaktin niteliğidir. O vakitte etrafa dağılmış çekirgeler gibi olacaklardır. Çünkü çekirgelerin gözettikleri belli bir yönleri vardır. Hızlıca koşanlar olarak, demektir. Bu açıklamayı Ebu Übey de yapmıştır. Şairin şu beytinde de bu anlamda kullanılmıştır. Yurtlan dikıl dedir onların ve görüyorum ben onları. Dicle'de sema, çalgı ve şarkı dinlemeye, hızlıca gittiklerini görüyorum. Ede Dahak, yönelenler olarak, Katade, kastedenler olarak, İBN Abbas, bakanlar olarak, İkrime, sese kulaklanım açanlar olarak, diye açıklamışlardır. Anlamlar birbirine yakındır. Bir kimse gözünü ayırmaksızın bir şeye yönelip, gidecek olursa, adam gözünü ayırmaksızın yöneldi, yönetir, denilir. Boynunu uzatıp, başını o tarafa dönecek olursa denilir. Şair de şöyle demiştir. Nîm ve, be, Sa'd beni köle etti kendisine, halbuki gördüğüm o ki, Nîm ve, Sa'd bana itaat eden birisidir ve boynunu uzatmış, başım da bana doğru çevirmiştir, yaratılışında boynunda bir tarafa meyil bulunan deve, demektir. Hızlıca koştu, anlamındadır. Kâfirler bu zorlu bir gündür derler. Yani onlar bu sözleri kıyamet gününde karşı karşıya kalacakları zorluklardan ötürü söyleyeceklerdir. 10. 9. Bunlardan önce Nuh'un kavmi yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladı onlar. O delidir dediler ve o alı konulmuştu. 10. Nihayet o da Rabbine ben gerçekten yenik düşürüldüm. Artık intikamcımı Ali diye dua etti. 11. Biz de sağnak sağnak suyla göğün kapılarını açtık. 12. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık da su önceden takdir edilmiş bir emir üzere birbirine kavuştu. 13. Onu levhaları ve çivileri olan gemi üzerinde taşıdık. 14. Korumamız altında akıyordu. Nankörlük ile karşılanana mükafat olmak üzere. 15. And olsun ki biz onu bir ayet olarak bıraktık. O halde var mı ibret alıp düşünen? 16. Ya benim azabım ve uyarıp korkutmalarım nasılmış? 17. Andolsun ki biz, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret? Alıp düşünen. Bunlardan, senin kavminden, önce Nuh'un kavmi yalanlamıştı, buyruğu ile yüce Rabbimiz peygamber, sav, a örnek teşkil etsin ve onu teselli etsin diye, geçmiş ümmetlerin başından bir takım olayları söz konusu etmeye başlamaktadır kulumuzu, Nuh'u, yalanladı onlar. Ezze Mahşeri dedi ki, daha önce, yalanlamıştı, diye buyurulduğu halde, sonradan, yalanladı onlar, diye buyurulmasının anlamı nedir? Diye sorulursa, cevabımız şudur, bu, onlar kulumuzu ardı arkasına yalanladılar, demektir. Yani onlar biri diğerinin ardında onu yalanladılar, arkasından yine yalanladılar. Onlardan yalanlayan bir nesil geçip gittikten sonra arkasından yalanlayan bir başka nesil geldi, ya da Nuh kavmi rasulleri yalanladıklarından ötürü bizim kulumuzu yalanladılar. Yani onlar ta baştan beri rasulleri yalanlayıp peygamberliği inkar eden kimseler olduklarından ötürü Nuh'u da yalanladılar, çünkü o da peygamberlerden birisidir. O, delidir dediler ve o alıkonulmuştu. Yani ona hakaret edilerek, öldürülmekle tehdit edilerek peygamberlik iddiasında bulunmaktan alıkonulmak istenmiş, vazgeçmesi söylenmişti. Burada Yüce Allah'ın meçhul bir fiil olarak, alıkonulmuştu, diye buyurulması ayet sonu oluşundan dolayıdır. Nihayet o da, kavmine karşı beddua ederek, ben gerçekten yenik düşürüldüm, bana karşı direnerek, baş kaldırarak beni yenik düşürdüler. Artık, benim, intikamımı al diye dua etti. Peygamberlerin, Yüce Allah bu hususta kendilerine izin vermeden kavimleri aleyhine helak olmaları için beddua etmedikleri söylenmiştir. Biz de sağanak sağanak, pek çok, suyla göğün kapılarını açtık. Yani onun duasını kabul ettik, bir gemi yapmasını emrettik ve sağanak sağanak, bol bol yağan yağmurla semanın kapılarını açtık. Bu açıklamayı Es-Süddi yapmıştır. Şair de şöyle demiştir. Ey gözlerim cömertçe, bol bol yaş akıtın. Medlar'ın göçebelerinin de, bir yerde ikamet edenlerinin de en hayırlıları olan o kişi üzerine. Bunun bol bol akan ve dökülen anlamına geldiği de söylenmiştir. Bir yağmuru anlatırken İmru, bir kayızda bu lafzı bu anlamda kullanmıştır. Geri döndü, yağdırsın diye yağmurunu sahar rüzgarı sıkarak onu sonra da yöneldi, içinde sağanak güney yağmuru ile. Dökmek, demektir. Suyu ve gözyaşını döktü, döker, denilir, çokça ve hızlıca konuştu, anlamına da gelir. Ona malından verdi, demektir. İBN Bas dedi ki, biz bulut olmaksızın kesintisiz olarak 40 gün süreyle semanın kapılarını sağnak sağnak yağan su ile, yağmur ile, açtık, demektir. İBN Amir ve Yakup, açtık, anlamındaki lafzı çokluk ifade etmek üzere şeddeli olarak, diye okumuşlardır. Diğerleri şeddesiz olarak, açtık, diye okumuşlardır. Bu göğün büyük kapılarının açılması ve su akan yerlerinin genişliği demektir. Bunun Sema'daki samanyolu olduğu, Sema'nın su akan vadisinin o olduğu ve Sema'nın sanak sanak su ile oradan açıldığı da söylenmiştir. Bu açıklamayı Ali, R, A yapmıştır. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, buyruğu hakkında Übeyt ve Umer dedi ki, Yüce Allah yeryüzüne içindeki suyu dışarı çıkarmasını vahyetti. O da pınarlar halinde sularını dışarı fışkırttı. Bir peymar fışkırmakta gecikti. Yüce Allah da ona gazap ettiğinden kıyamet gününe kadar oranın suyunu oldukça aov tuzlu kıldı. Da su önceden takdir edilmiş bir emir üzerine birbirine kavuştu. Gökten gelen sular ile yerden çıkan sular biri diğerinden daha fazla olmayacak şekilde belli bir miktarda birbirine kavuştu. Bu açıklamayı İbn-i Kuteybe nakletmiştir. Göğün ve yerin suları birbirine eşitti demektir. Takdir edilmiş, buyruğunun haklarında hüküm verilmiş olduğu üzere anlamında olduğu da söylenmiştir. Kata dedi ki: Küfre saptıkları takdirde suda boğulacakları hükmü haklarında takdir edilmiştir. Muhammed b. kab dedi ki: Gıdalar bedenlerden önceydi. Kader de beladan öncedir dedikten sonra bu ayeti kerimeyi okumuştur. Yüce Allah su birbirine kavuştu, diye buyurmuştur. Kavuşmak, iltika, ancak iki ve daha fazla şeyler hakkında kullanılır. Burada buyruğun bu şekilde kullanılmasının sebebi, suyun hem çoğul, hem de tekil anlamı ile kullanılabilmesinden dolayıdır. Bir diğer açıklama da şöyledir, her iki su bir araya gelince lek bir su gibi olduklarından ötürü böyle denilmiştir. El-Cahderi, her iki su birbirine kavuştu, diye, El Hasen'de her iki su birbirine kavuştu, diye okumuşlardır ki, bu iki kıraatte Muslaaf'ın resmine, H.Z. Osman dönemindeki yazı şekline, muhaliftir. El Kuşeyri dedi ki, bazı mushaflarda, her iki su birbirine kavuştu, şeklindedir. Bu tarz söyleyiş ise Tyrus'ların söyleyişidir. Sema'dan gelen suyun kar gibi soğuk, yerden çıkan suyun kaynar gibi sıcak olduğu da söylenmiştir. Onu levhaları ve çivileri olan, bir gemi, üzerinde taşıdık. Katade, çiviler, ile geminin, tahtalarının, birbirine bağlandığı çivilerin kastedildiğini söylemiştir. El-Kurazi, İbn-Zcyd ve İbn-Cüber de böyle açıklamıştır. El-Valibi de bunu İbn-Abbas'tan rivayet etmiştir. el Hasan, Şehb, Havşeb ve İkrime de şöyle demişlerdir, burada özü edilen dalgaların çarptığı geminin ön kısmıdır ona bu ismin veriliş sebebi suyu ilmesidir. Çünkü, itmek ve yarıp gitmek, demektir. Ayrıca bu açıklamayı El-Avfi, İbn Abbas'tan da rivayet etmiştir. O şöyle demiştir, geminin göğüs kısmı, cephesi, ön tarafıdır. Ellez dedi ki, Ühisar, gemi tahtalarının kendisi ile bağlandığı liften bir ip demektir. Es-Sahda da şöyle denilmektedir, Disar, lafzı, düsurun çoğuludur gemi tahtalarının kendisiyle bağlandığı iplere denilir. Çiviler demek olduğu da söylenmektedir. Yüce Allah, levhaları ve çivileri olan üzerinde, diye buyurmaktadır. Bu kelime aynı şekilde, diye de söylenir. Tıpkı, zorluk, gibi, itmek, demektir. İBN Abbas Amber hakkında şu açıklamayı yapmıştır. O, denizin bir şekilde ittiği bir şeydir, onu mızrakla dürttü bir, demektir. İten, önüne katıp, sürükleyen adam, demektir korumamız altında, görmemiz ve gözetimimiz ile akıyordu. Bizim korumamız ve muhafazamız altında diye de açıklanmıştır. Bu daha önce Hud suresinde Hud 11/37. Ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. İnsanların uğurladıkları kimseye Allah'ın gözü üzerinde olsun demeleri de bu kabil'dendir. Onun koruması ve muhafazası altında git anlamındadır. Vahiyimizle diye de açıklandığı gibi, yerden kaynayan pınarlarla diye de açıklanmıştır. O gemiyi korumakla görevli meleklerden dostlarımızın gözleri ve gözetimi altında diye de açıklanmıştır. Esasen yüce Allah'ın yaratmış olduğu her bir şeyin ona izafe edilmesi de mümkündür. Bir diğer açıklamada o gemi bizim dostlarımız ile akıp gidiyordu şeklindedir. Nitekim haberde gözlerimizden birisi hastalandı da sen onun ziyaretine gitmedin, 11 denilmiştir. Dostlarımızdan biri hastalandı demek olur. Nankörlük ile karşılanana mükafat olmak üzere. Yanı biz bunu Nuh'a kavminin eziyetlerine karşı sabrettiği için bir sevap ve bir mükafat kıldık. Kendisine karşı nankörlük edilen odur. Buna göre, kimseye, lafzındaki, lam, mefulun lehlamıdır, bile bile inkar olunan kimse, demek olduğu da söylenmiştir. Buna göre, kimseden kasıt, no, a, s'dir. Bundan kastın yüce Allah olup, mükafat, anlamı verilen cezanın da, ikab, anlamında olduğu da söylenmiştir. Biz bunu onların yüce Allah'ı inkar etmelerine bir ceza olarak verdik, demek olur. Yezid B. Ruman, Katade, Mücahid ile Humeyd, şeklinde, Kep ve He, harflerini üstün olarak okumuşlardır ki, şu anlama gelir, suda boğmak yüce Allah'ı inkar eden kimselere bir cezaydı. Suda boğulmaktan, u e b. Anekten başkası kurtulmadı. Su onun beline kadar geliyordu. Kurtuluşunun sebebine gelince, no, a, s, i n gemi yapımı için Hint çınarına ihtiyacı oldu. Bu keresteyi taşımaya imkanı olmadı. Bu keresteyi una Şam'dan taşıyıp getirdi. Yüce Allah da onun bu davranışını mükafatlandırarak suda boğulmaktan kurtardı. Andolsun ki biz onu bir ayet olarak bıraktık, buyruğu ile Yüce Allah bu işi bir ibret olarak bıraktığını kastetmektedir. Bir başka görüşe göre Yüce Allah bu gemiyi Nuh kavminden sonra gelecek olanlara ibret alacakları bir ayet, belge olarak terk ettiğini ve böylece Rasulü'yü yalanlamamaları gerektiğini anlamalarını sağladığını kastetmektedir. Katade dedi ki, Yüce Allah gemiyi cezire topraklarında bulunan Bakir'da denilen yerde bir ibret ve bir belge olarak bıraktı. Öyle ki, bu ümmetin ilkleri bu gemiyi gördüler. Halbuki ondan sonra yapılmış nice gemi kül olup, gitmişti. O halde var mı ibret alıp, düşünen, öğüt alan ve korkan, İbret alıp, düşünen, lafzının aslıdır. Yani, zikre eden, müftayıl, vezninde bir kelimedir. Bu şekliyle söylenişi dile ağır geldiğinden cer sıfatında, zel, harfine uygun düşmesi maksadı i, i, e, t, harfi, dal, harfine kalbedilmiş, Ondan sonra da zel harfi bu dal harfine icem edilmiştir. Böylelikle şeddeli dal harfi ortaya çıkmıştır. Ya benim azabım ve uyarıp korkutmalarım nasılmış? El Ferra dedi ki: Uyarıp korkutmak iki ayrı mastardır. Uyarıp korkutanın çoğulu olduğu da söylenmiştir. Uyarıp korkutmak anlamındadır. Tıpkı inkar, reddetmek, tepkiyle karşılamak anlamına geldiği gibi Andatsun ki biz kur, anı düşünmek için kolaylaştırdık. Biz onun ezberlenmesini kolaylaştırdık, onu ezberlemek isteyene yardım ettik. Onu ezberlemeye talih bir kimse var mı? r bu hususta ona yardım olunacaktır. Anlamın şöyle olması da mümkündür, biz bu kur, anı öğüt almaya hazır hale geçirdik. Bu da yolculuk yapmak maksadıyla devesine yük vurmayı anlatmak üzere kullanılan, devesini yolculuk için hazırladı, ona yük vurdu, ifadesi ile, gazaya giymek üzere atını eterledi ve dizginledi, ifadelerinden alınmıştır. Şair de söyle demektedir. Ben onun için atımı dizginlemiş olarak kalktım, işte o vakit yaptıklarımın karşılığını bana verdi. Said B. Ciber dedi ki, Allah'ın kitaplarından kur, anın dışında ezbere okunabilmiş bir başka kitap yoktur. Başkaları da şöyle demiştir, İsrail böyle bir imkanı yoktu. Onlar Tevrat'ı ancak bakarak okuyabiliyorlardı. Bundan Musa, Harun, Yuşa b. Mın ve Uzer Allah'ın salavatı üzerlerine olsun müstesnadır. İşte Tevrat yakıldıktan sonra Tizeyl'in Tevrat'ı onlara ezberinden yazması üzerine daha önce El Tevbe suresinde 9 bölü 30. Ayet, ikinci, Başlıkta, açıklandığı gibi hakkında fitneye düşmelerinin sebebi budur. Yüce Allah bu ümmete içindekilerle öğüt almaları İç.İne kitabını ezberlemelerini kolaylaştırmıştır. Tezekkür, ibret ve öğüt almak, ifşıl veznindedir. Bu da, kendi yapılarının bir parçası gibi olsun, bizzat kendileri gibi olsun diye bu hususun onlarda etkili olması, faydalı olması demektir. O halde var mı ibret alıp, düşünen, kur, anı okuyacak olan, Ebu Bek el-Verrak ve ilk Şevzep dedi ki, herhangi bir hayır ve ilimle lebeden kimse var mı? Bu hususta ona yardım olunacaktır. Bu buyruğun bu surede tekrarlanması dikkati çekmek ve konunun kavranılmasını sağlamak içindir. Denildiği üzere Yüce Allah, bu surede, bu ümmete geçmiş ümmetlerin hayallerini ve rasullerin kıssalarını, ümmetlerin rasullerine nasıl davrandıklarını, sonunda işlerinin akıbetinin ne olduğunu, rasullerin de sonuçta ne ile karşılaştıklarını anlatmaktadır. Böylece her bir kıssa ve her bir haberde ibretle öğüt alıp düşünmesi halinde dinleyen için bir öğüt almayı gerektirecek bir haber yer almaktadır. İşte Yüce Allah her bir kıssayı söz konusu ettikçe şu, o halde vahiy yıldız mı ibret alıp düşünen, diyerek bu ayeti tekrarlamıştır. Çünkü, mı, bünyelerinde yerleştirilmiş bulunan ve Yüce Allah'ın onlara karşı bir delil kılmış olduğu kavrayışlarının dikkat etmelerini isteyen ve sağlayan bir soru edatıdır. Buna göre, mı, lafzındaki, lam, istiraz, gösterilmek, he, de, istihraç, delil göstermek içindir. 12. 18. At kavmi yalanladı. Ya benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? 19. Muhakkak biz üzerlerine uğursuz olan ve sürekli olan bir günde sarsar bir rüzgar gönderdik. 20. İnsanları koparıp atıyordu. Sanki onlar kökünden kopmuş hurma kütükleri. İdiler. 21. Ya benim azabım ve uyarıp korkutmalarım nasılmış? 22. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret? Alıp düşünen. Hudun kavmi olan, at kavmi yalanladı. Ya benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? Korkutmalarım, bu surede altı yerde bütün mushaflarda, ye, harfi hasfedilmiş olarak yer almıştır. Ancak Yakup her iki halde de, Y harfini okumuş, verş sadece vasi halinde okumuş, diğerleri ise haz etmişlerdir. Uyarılar ise fayda vermiyor. El Kamer, 54 bölü 5 buyruğunda, nun harfinden sonra, Y harfinin, çağırır, El Kamer, 54 bölü 6 buyruğundan da, vav harfinin hasfedildiğinde ise görüş ayrılığı yoktur. Çağırıcı, El Kamer, 54 bölü 6 buyruğuna gelince, bunun birincisinde İBN Muhaysın, Yakup, Humeyt ve Elbezi her iki halde de, Y harfini sabit kabul etmişler, Verş ve Ebiz Anır ise vası halinde sabit kabul etmişler, diğerleri ise hasfetmişlerdir. İkinci, çağırıcı, Mekke'de, Davet-i, El-Kamer, 54 bölü 8, E gelince, Yakup, İBN Muhaysın ve İBN Kesir her iki halde, ye, yi ispat etmiş, bırakmış, Ebu Anır ve Nafi vasıl halinde ispat etmiş, bırakmış, diğerleri ise hasfetmelerdir. Muhakkak biz üzerlerine, kendileri için, uğursuz olan ve sürekli olan bir günde sarsar bir rüzgar, kalade ve Edde daha göre aşırı soğuk bir rüzgar, gönderdik. Sesi şiddetli bir rüzgar diye de açıklanmıştır. Buna dair açıklamalar daha önceden Fussilet suresinde, 41, L6. Ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. İbn Abbas dedi ki bu rüzgar onlara uğursuz kabul ettikleri bir günde gelmişti.